Merhaba. Şimdi kişinin üzerinden ölçü nasıl alınır, onu size göstermek istiyorum. Mankenimizin kolları yok ama o kol kısmını da anlatacağım. Önce göğüs ölçüsü, yani beden ölçüsü almakla işe başlıyoruz. Mezurayı kişinin göğsünün en sivri noktasından geçiriyoruz. Arkada da yine aynı şekilde bedenin en geniş yerinden mezura geçecek şekilde mezurayı geçiriyorum. En sivri yerinden. Ve göğsün tam ortasında, bakın, dört parmağımı mezuranın arasına koyuyorum. Göğsün tam ortasında şu şekilde tutuyorum. Mezurayı çok fazla sıkmıyorum kesinlikle. Kişiyi daraltmıyorum. Ve ben geniş bir kıyafet dikmek istiyorum diye çok da bol bırakmıyorum. Çünkü hafif dönecek. Bu şekilde alıyoruz. Göğüs ölçüsünü aldıktan sonra bel ölçüsünü alıyorum. Bel ölçüsü için de kişinin belinin en ince olan yerine mezurayı yerleştiriyorum. En ince olan yerinde yine 3 parmağımı mezuranın arasına koyuyorum ve mezurayı yine çok fazla sıkmıyorum ve bol bırakmıyorum. 3 parmağım arasında olacak şekilde mezura kişinin üzerinde şu şekilde hareket edebilecek bir şekilde ölçüyü alıyorum. Bel ölçüsünü aldıktan sonra kişinin kalça ölçüsü, basen ölçüsü, yine kişinin baseninin en kaba olan yerinden geçecek şekilde mezurayı bu şekilde en kaba yerinden geçiriyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Şimdi mankenimizin tabii ki göbeği olmadığı için bu basenin en kaba yerinden geçiriyorum. Fakat kişilerin göbeği olduğu zaman bunu böyle sıkmıyorum. En kaba yerinden geçirip dilimin arkasını göbeğin hizasına koyuyorum. Farz edelim ki bu kişinin göbeği var. Şu şekilde, ama şöyle de bırakmıyorum. Göbeğin hizasında. Yine mezura hafif dönecek şekilde. Bakın, mezurayı basende böyle indirirsem göbeği göz ardı etmiş olurum ve bu basen kişiye dar gelir. Çok da bol bırakmadan göbeğin hizasında mezurayı bu şekilde ölçümüzü alıyoruz. Şimdi bir de omuz ölçüsü var. Omuz ölçüsü kişinin boynunun bittiği yerden başlar ve kolunun başlayacağı yere kadar alınan ölçüdür. Omuz genişlik ölçüsü. Mezurayı yine kişinin boynunun bittiği yere yerleştiriyorum. Ve omuzun tam bittiği, kolun tam başladığı yere mezurayı koyuyorum ve bu şekilde ölçüyü alıyorum. Kol boyu ölçüsü de, şimdi mankenin kolu yok ama kol boyunuzun ölçüsünü alırken bu sefer mezurayı omuzun bittiği yere koyuyorum ve buradan kolun geldiğini düşünün. Dirseğinizi hafif büküyorsunuz. Dirseğinizi hafif büküp tam şu kemiğimizin bittiği yerde ölçüyü sonlandırıyorum. Omuzun bittiği, kolun başladığı yerden hafif dirseğinizi büküp kemiğin bittiği yerde kol boyunu sonlandırıyorum. Ve çok önemli olan bir de arka uzunluk ölçümüz var. Bir kemiğimiz vardır. Bizim boynumuzun bittiği yerde şöyle bir kemik vardır. O kemiğe mezuramızı koyuyoruz ve belin en ince yerine kadar mezurayı indiriyoruz. Belin en ince. Yani bu ölçüleri alırken size bir önerim var. Ölçü almaya yeni öğreniyorsanız belinizin en ince yerine sıkıca bir ip bağlayın. Bu sizin ölçü almanızı kolaylaştıracak. Arka uzunluk ölçüsü de burasıdır. Burada kemikten belin en ince yerine kadar olan ölçü arka uzunluk ölçüsüdür. Arka uzunluk ölçüsünü aldıktan sonra bir de arka genişlik ölçüsü var. Arka genişlik ölçüsü şöyle oluyor. Şurası bizim kolumuzun hizası. Omuz ile kolun bitiminin tam ortası. Yani yaklaşık omuzdan bir 10 santim aşağıya olan yer arka genişlik ölçüsüdür. Arka genişliği alırken kolun bittiği yerden, yani sırtın başladığı yerden şu iki aralığın ölçüsüdür. Bu iki aralığın ölçüsü arka genişlik ölçüsüdür. Arka genişlik ölçüsünü de bu şekilde alıp not alıyoruz. Ve bir de ön genişlik ölçüsü var. Ön genişlik ölçüsü göğüs ölçüsü değil, beden ölçüsü değil. Bununla karıştırmayın. Yine omuzun yaklaşık 10 santim aşağısından, yani göğüsle omuzun arasındaki yer ön genişlik ölçüsünü verir. Ön genişlik ölçüsünü de bu şekilde ölçtükten sonra, yani tam kolun bittiği, yani şurada kol kıvrımımızın bittiği, bedenin başladığı yer. Bu ölçüden sonra bir de göğüs yüksekliği,
Göğüs düşüklüğü, göğüs yüksekliği dediğimiz ölçü var. Bu ölçüyü de alırken yine boyunun bittiği yerden, yani omuzun başlangıcı dediğimiz yerden mezurayı koyuyoruz ve yine göğsün en sivri yerine bu şekilde çapraz bir şekilde göğsün en sivri yerine getiriyoruz mezurayı. Burası da göğüs düşüklüğü ölçüsü. Bundan sonraki ölçülerde mesela gömlek diktiğimizi farz ediyorum. Temel bedende zaten gömlek boyunda çıkartılır kalıplar. Yine buradan her zaman için boy ölçüsünü buradan alıyoruz arkadaşlar. Buradan değil, arkadan değil. Her zaman boy ölçüsünü omuzun başladığı boynun bittiği yere mezurayı koyuyorum. Göğsün en sivri yerinden mezuramı geçiriyorum. Buradan aşağıya doğru geliyorum. Nereye kadar istiyorsam, istersem tam boy, istersem yarım boy, istersem bele kadar. Bu ölçü sizin tercihinize kalmış ölçü. Bunu şuraya kadar alıyorum. Burası da boy ölçüsü. Ve bir de şimdi mankenimizde gene kol yok. Fakat pazu ölçüsü, yani kol genişlik ölçüsü var. Ben şöyle elimle göstereyim. Buranın pazu olduğunu düşünürsek, mezurayı yani kolumuzun en kaba yeri, şu kısımda kolumuzun en kaba yeri, mezurayı kolumuzun en kaba yerine koyuyorsunuz. Yine arasına, mezuranın arasına iki parmağınızı yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde, bakın çok sıkı olmayacak. Ben şu anda tek başıma yapamadım ve çok dar olmayacak. Bu şekilde pazunuzun ölçüsünü alıyorsunuz. Yine aynı şekilde bu gösterdiğim yer bilek genişlik ölçüsü. Bilek genişlik ölçüsünü de yine bu şekilde alıyorsunuz. Pazu ve bilek genişlik ölçüsünü de aldıktan sonra aldığımız temel ölçüler bu kadar. Bundan sonrası kalıp uygularken formüllerden oluşacak arkadaşlar. Teşekkürler.